MHP düşerse vatan kurtulur, AK Parti düşerse iman kurtulur, her ikisi birden düşerse de iman, Türk halkı kurtulur. Bu kesindir. Abi AK Parti ve MHP ve Erdoğan bu ülkeden gitmediği sürece bu halk hayat boyu da kurtulmayacak, kölelik sistemine devam edecek. Hani bir tane troll çıkmış, bu AK Partili bir troll var piyasada dolaşıyor, troll. 300 yıl güvemelik bir adam o. Diyor ki Erdoğan istese seçimleri kazanırdı. Ya İmamoğlu'nun karşısına Erdoğan 17 tane bakanla şurada miting yapmadı mı? İstedi. Demek ki Erdoğan seçimleri kaybetmeye değil kazanmaya girmiş. Troll. Troll. %80'i neymiş? İstese kazanırmış. Erdoğan bu saatten sonra bu ülkeden hiçbir şey kazanamaz, hiçbir şey de alamayacak. Bak sana ne söylüyorum. Bugün Erdoğan seçime girsin, kimle girerse girsin, adayın karşısına sen de çıksan, sen bile kazanırsın Erdoğan karşısında. Geriye giriş başladı mı diyorsunuz? Abi bak Erdoğan hükümeti bu ana vatan hükümeti gibi olacak. %10 sonra kaybolup gidecek. Bak buradan bütün siyasetçilere söylüyorum. Hepinize de ne söylüyorum. Ya şu Demirtaş'ın şu kadarcık gururu birinizde olsaydı keşke. Dik duruşu keşke şu kadarcık birinizde olsaydı da bu ülke bu duruma gelmeseydi. 2015'te Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarına bak. Yıl 2024. Bir tane yanlış cümlesi çıkmış mı? Bak bakalım. Bir tane yanlış cümlesi çıkmış mı? Anayasa şimdi buradan yerel mahkemeden Demirtaş ceza aldı. Bu anayasa mahkemesine gidecek. Anayasa Mahkemesi'ne gidecek, Anayasa Mahkemesi karar verecek. Peki bu Kobani davalarından dışarı çıkıp da haksız yere yatan insanlar da olmadı mı? Açıklandı. Demek ki bu bir ego savaşı, üstünlük kurma savaşı. O zaman hukuki değil siyasi. Abi bu iş siyasidir, hukuk diye bir şey yok ki, adalet diye bir şey yok ki. Tayyip Erdoğan bana köprüyü yaptı, geçirdi. Hastaneyi yaptı, geçirdi. Okul yaptı, geçirdi. Elektrik su yaptı, geçirdi. Doğalgaz buldum dedi, geçirdi. Adı neydi? Petrol buldum dedi Gabar'da, geçirdi. Abi ya her şeyi de geçirdi. Özgür Özel'i kınıyorum kardeşim bak. Ben Özgür Özel'i seviyordum ilk geldiğinde. Politikasını doğru buluyorum. En son Erdoğan'ın ayağına gitti. Ve orada Özgür Özel benim için bitmiştir. Görüşmesi iyi değil mi ülkenin görüşmesi cumhurbaşkanıyla? İyi değil abi. Sen sonuçta haritayı kıpkırmızı yapmışsın. Senin Erdoğan'ın senin ayağına gelmesi gerekirken sen kalkıyorsun Erdoğan'ın ayağına gidiyorsun Özgür Özel. Bu sana yakışmadı. Bak İmamoğlu olsa yapmazdı bunu. Mansur Yavaş olsa yapmazdı bunu. Mesela ben Özgür Özel'i bu konuda Erdoğan'ın ayağına gittiği için kınıyorum. Bu Erdoğan'ın güzel politikasından şu. Bunların bastı kafasına hamuru. Kafayı da hamur gibi yaptı tamam mı? Vermedi proteini, karbonhidratı dedi. Bu hale geldi zaten ülke.